Nasıl geçiyor hocam pandemi süreci? Hep evde Valla misiniz? Biliyor beni musunuz? fark etmedi. Ben güzel güzel çalışıyorum. Evet. Hatta yeni bir kitabım basıldı. Türkiye'de bir tane. Şimdi bir tane esas Amerika'da basılıyor. Onları Öyle da mi? size göndereceğim. Oo, Koleksiyonlarınızı harika. ilave edin diye. Harika haber. Harika haber. Yani boş durmuyoruz Sema. Konunuz ne hocam? Jeoloji mi yoksa yine Ay başka felsefe ne mi? olur ama. Olur mu hocam? Bir sürü kitabınız var. Doğru Temel ama bilimleriniz. burada yani yurt dışında basılanlar genellikle jeoloji veya jeoloji tarihçisi veya jeoloji felsefesi oluyor. Evet. Onlar tabii jeologlardan daha da geniş bir alana hitap ediyor aslında. Evet hocam, saat buçuk artık sanıyorum katılımcılar da yavaş yavaş geldiğine göre toplantıyı başlatabiliriz. Ben hocamızı takdim etmeden önce bir teşekkür konuşması yapmak isterim. Biz 2010 yılında ilk kez ulusal kaynak paylaşım çalıştayını yaptığımızda, o zaman ben de bir ANKOS gönüllüsü idim. Çok heyecanlıydık. Tüm kaynak paylaşımcılar, ülkedeki tüm kaynak paylaşımcılar olarak birbirimizle tanışacak ve fikir alışverişinde bulunacaktık. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yaptığımızda, şu son geçen 10 yıla baktığımda çok büyük bir ivme kat ettiğimizi ve çok güzel şeyler yapıp paylaşım anlamında, kaynak paylaşım anlamında önemli bir yol kat ettiğimizi görerek çok mutlu oldum. Ve böyle bir toplantı, altıncısını yaptığımız ulusal online kaynak paylaşım çalıştayında online bir deneyim yaşamakta ve Türkiye'nin çok önemli bir bilim insanıyla bunu gerçekleştirmek benim için oldukça heyecan verici ve mutluluk verici. Biraz heyecanlı olabilirim, lütfen maruz görün. Ayrıca ANKOS yönetimine ve arkada çok hummalı bir şekilde çalıştığını bildiğim ANKOS işbirliği grubundaki arkadaşlarıma da sürdürülebilirlik anlamında bu yıl bu koşullar altında bu çalıştığı yaptıkları için ayrıca çok teşekkür etmek isterim. Bugün konuşmamın başında da söylediğim gibi çok önemli bir konuğumuz var bu oturumda. Çalıştay özel konuğumuz olarak biz lanse ettik bunu. Kendisi İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Şengör. Şimdi size Celal Hoca'ya sözü bırakmadan önce eşine az rastlanır özgeçmişini gururla okumak isterim. Böyle bir bilim insanına sahip olduğumuz için. Celal Hocam 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsü'ne asistan olarak başladı ve 92 senesinde İTÜ'de profesörlük unvanını aldı. 1993'te Türkiye Bilimler Akademisi'nin en geç kurucu üyesi oldu. Londra Jeoloji Cemiyeti Başkanlık Ödülü, Collège de France Madalyası, Ramal Madalyası, Gustav Steinemann Madalyası, Bixby Madalyası gibi birçok ödülün sahibidir kendisi. Yer bilimleri alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi olan Arthur Holmes ödülünü 2018 yılında Viyana'da düzenlenen bir törenle aldı. Bu ödülü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. Kaliforniya Üniversitesi, Collège de France, Salzburg Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi gibi kurumlarda misafir profesörlük yaptı. Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Rus Bilimler Akademisi'nin üyesidir kendisi. Mesleğiyle alakalı yayınladığı 6 kitap dışında, yani yanlış da olabilir hocam, düzeltin, ben öyle almışım. 18 oldu abla. 18 mi oldu hocam? Kusura bakmayın. Biz sizin hızınıza yetişemiyoruz. Zümrütname, Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması, Zümrüt Ayna, Bilgiyle Sohbet gibi, Dahi Diktatör gibi bilimin büyüsü ve bir toplum nasıl intihar eder gibi popüler bilim, tarih ve felsefe kitaplarını da yayınlamıştır. Burada vereceğim bilgi gerçekten bir kütüphaneci olarak, atıflarla ilgilenen bir kütüphaneci olarak bizi heyecanlandıran bir bilgi. Yayınlamış olduğu makale ve Proceedings'lerden 2020 Şubat ayında toplam aldığı atıf sayısı şu an için 31 binin üzerinde. Belki daha da çıkmıştır bu ve sadece 2020 yılında 222 bilimsel atıf almıştır hocamız.
Bugün hocamızla tüm dünyanın hazırlıksız olarak yakalandığı küresel salgından, bu süreçte bilgiye erişimden, bilgi sağlayıcısı olarak kütüphanelerin rolünden ve bilginin sağlanması bağlamında salgının akademiye etkilerinden, salgının bize öğrettiklerinden ve düşündürdüklerinden konuşalım istiyoruz. Uzun bir giriş oldu hocam. Buyurun, bundan sonra söz sizde. Ben ara ara chatbox'a düşecek soruları ve kendi sorularımı aralara girerek tabii sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tabii, buyurun hocam. Tekrar hoş geldiniz. Tamam, beni kesebilirsin. Ne zaman istiyorsan. Buyurun araya hocam, söz sizde. Şimdi ben öncelikle Sema sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katılanlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Çok önemli bir grubun karşısındayım. Kütüphanecilerin karşısındayım. Çok şimdi ben şöyle başlayayım isterseniz. Shelby Foote diye bir Amerikalı edebiyatçı ve tarihçi vardır. Bu adamcağız daha yeni 2005'te vefat etti. Shelby Foote özellikle Amerikan İç Savaşı hakkında yazdığı 3 cilt koca bir kitap olan tarihçiler arasında bayağı bir şöhret kazanmıştır. Onun bir üniversite tanımı var. Diyor ki üniversite diyor bir kütüphanenin etrafına konuşlanmış binalardan oluşur diyor. Evet hocam, bunu yani, soracaktım size, ihtiyaç kalmadı. Yazmışım notlarımın arasına. Ben ilk kez sizden duymuştum bu tanımı. Evet. Shelby Foote'un bu üniversite tanımı. Bir kütüphanenin etrafına çöreklenmiş binalardan oluşur diyor. Yine bu kütüphanenin bir üniversitedeki merkez konumunu gösteriyor. Bir kütüphane olmadan bir üniversite olamaz. Şimdi şunu size söyleyeyim. Harvard Üniversitesi biliyorsunuz Amerika'nın ve dünyanın en büyük kütüphanesine sahip. 10 evet. milyondu ben oradayken. Yani bundan aşağı yukarı 10 sene evvel 10 milyona yakındı kitap sayısı. Harvard aynı zamanda Amerika'nın referans kütüphanelerinden. Yani Amerika'da basılan her kitaptan bir nüsha Library of Congress'e gittiği gibi Harvard'a da gidiyor. Bunun yanında Harvard her sene en son bütçesi 164 milyon dolardı. Sadece kütüphanenin bütçesinden bahsediyorum. Evet, evet hocam. Korkmuş 164 bile. Milyon dolardı. Şimdi kütüphane çok zengin. Fakat size bir şey söyleyeceğim, sizi şoke edecek. İyi kullanamıyorlar. Hemen bir örnek vereyim. Ben bir kere Oya ve oğlum Asım'la Boston'a gidiyorduk. Oya'nın orada bir arkadaşı var. Beraber okumuşlar. Bu kızcağız sonra kütüphaneci olmuş. Ben ona telefon ettim. Mallory dedim. Bana dedim Sir Richard Burton'ın Central African Lakes ile ilgili, Orta Afrika göllerinin keşfiyle ilgili olan 1860 yılında yayınlanmış kitabı lazım. Şunu bir hazırla dedim, ben gelince kullanayım. Peki dedi, gittik. Ben kütüphaneye gittim, Mallory çıkarttı kitabı. Abi baktım 1962 tıpkı basımı ve kötü bir tıpkı basımı. Dedim kız bunu istemiyorum ben. Ben dedim orijinali istiyorum. Bizde bir tek bu var dedi. Dedim mümkün değil. Yani dedim 19. asrın ortasında basılmış bir kitap Harvard'da olmasın, hem de çok meşhur bir kitap. Bu dedim mümkün değil. Dedi bedava, baktı yok. Bir hafta boyunca başka bir şey bulamadılar. Ben Amerika'dan ayrılacağımız gün gene Wagner Kütüphanesi okuma odasına gittim. Orada okurken bir şey böyle bir kontuarın arkasında bir kızcağız var. Dedim bir de buna sorayım ya. Kalktım gittim kızın yanına. Dedim böyle böyle bu kitabı arıyorum. Önündeki bilgisayara girdi kız. Yine aynı kitap çıktı. 1962 baskısı bir tıpkı basım. Ya kızım dedim bu mümkün değil. Ben onu derken köşede yaşlı bir hanım oturuyordu. Kontuarın arkasında. O kalktı geldi. Ağır bir Rus aksanıyla bana dedi ki efendim siz ne istiyorsunuz dedi. Efendim ben dedim bu. Aradığım kitap bu. Kıza dedi ki sen çekil bakayım kenara dedi. Kadıncağız girdi kompütere. Dedi ki efendim o kitap var bizde dedi. Yalnız dedi depoda ama 48 saat içinde getiririz dedi. Öyle deyince ben dedim hanımefendi saat 6'da uçağım kalkıyor. Akşam. Yani o zaman dedi mümkün değil.
Ben de bunun üstüne dedim ki bu bilgisayar dedim internete bağlı mı? Evet dediler. Bir dakika çekilin dedim. Gittim bookfinder.com'a girdim. Orada yazdım kitabın adını. Şak diye çıktı. Hem de imzalı bir kopya. $5,000. Hemen kredi kartımı çıkardım, satın aldım kitabı. O kız baktı. Dedi bu kitabı satın mı aldınız dedi. Evet dedim. Niye dedi kız? Sizin beceriksizliğinizden dedim. Kütüphanede olan bir kitabı bulup bana veremediniz dedi. Ne dedi hocam dedi, size? Bu şuradan kaynaklanıyor. Bunlar büyük ölçüde öğrenci kullanıyorlar. Çalıştırmak için kütüphanede. Çalıştırmak için. Ve evet, bu öğrenciler ve genç kütüphaneciler kütüphanenin imkanları hakkında tam bilgili değiller. Çok muazzam bir kütüphane. Mesela harita koleksiyonuna gittiydim ben Harvard'ın. Şahaneydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun başındaki Dave Cooper İngiliz'di. Adam kütüphane nedir biliyor. Tabii. Nasıl kullanılır biliyor. Ben nişanlıyken Oya'yla nişanlandık. Biz Amerika'da nişanlandık. Çünkü Oya Amerika'da büyüdü. Orada oturuyordu. Oya'ya dedim ki ya bir Library of Congress'e gidelim. Ben dedim bazı kitaplar arıyorum. Onları görmek istiyorum. Bunlar 19. yüzyılda basılmış jeoloji ders kitapları. İnanır mısınız? Library of Congress'te bir tanesini bile bulamadık. Library of Congress'in oldukça kuvvetli bir koleksiyonu vardı yani ama. Dünyanın en büyük kütüphanesi ya. Evet. Bir tanesini bile bulamadık. Oradan ben Türkiye'ye dönerken Zürih'e uğradım. Zürih'te biliyorsunuz iki tane önemli kütüphane var. Bir tanesi ETH'nin kütüphanesi. Eidgenössische Technische Hochschule. Yani İTÜ'nün İsviçre evet, karşılığı. Evet. Bir de şehir kütüphanesi var. Kardeşim 5000'i de buldum iyi mi? Evet. Kütüphanelerde vardı. Şimdi dolayısıyla çok büyük bir kütüphane sahibi olmak o kadar mühim değil. Kullanabiliyor musunuz bu kütüphaneyi? Doğru. Yani, kütüphanenin doğru, büyük olması mühim ama siz kullanabiliyor musunuz bu kütüphaneyi? Şimdi burada kütüphanecinin önemi ortaya çıkıyor. Bakın size şurada bir kitap göstereceğim ben. Bakayım. Görebiliyoruz hocam. Ah, bak şu Die Bibliothek, Almanca bir kitap hocam. Görebiliyorum. Evet, Almanca bir kitap. Bu kitap evet, bilmiyorum duydunuz mu? Wolfenbüttel'de meşhur Dük August Kütüphanesi vardır. Duymadım. Onun ben kütüphaneci, meşhur kütüphanecisi Erhard Kästner hakkında. Hı-hı. Kitabın adı ne biliyor musunuz? Bu kütüphane kendisinden başka hiç kimseye sorumlu değil. Şimdi siz kendinizi... Ne demek istedi hocam? Yani oraya gel. Yani siz kütüphaneciler olarak kendinizi işte üniversitenin hizmetkarı olarak görüyorsunuz. Evet. Yani hizmet veren bir şey. Adam diyor ki bu kütüphane kendisinden başka hiç kimseye sorumlu değil. Şimdi bu şu demek. Bu kütüphane bir bilgi deposu. Bir bilgi deposu olmak için yapması gereken bazı şeyler var. Bu kütüphane onu yaptığı takdirde kim ne derse desin kendisi iyi bir kaynak olabilir ama öncelikle kendine karşı sorumlu olmalıdır. Öncelikle kendi koleksiyonlarına bakmalıdır. Bunu söylüyor. Ve bu adam yani bu meşhur Erhard Kästner dünyanın meşhur kütüphanecilerinden. Şimdi kütüphaneci deyip geçmeyin. Bakın ben size başka meşhur kütüphanecilerden bahsedeyim. Mesela duydunuz mu bilmiyorum. Wilhelm Gottfried Leibniz. Leibniz Newton'la beraber entegral ve diferansiyel hesabı aynı zaman birbirlerinden habersiz olarak keşfetmiş adam. Bu adam aynı zamanda filozof. Monadolojiyi yapmış. Bu adam aynı zamanda modern linguistiğin kurucularından. Wolfenbüttel kütüphanesinde kütüphaneciydi. Leibniz. Şimdi dolayısıyla kütüphanecilik bir memuriyet değil. Kütüphaneci olmak yani eski tabirle hıfz-ı kütüp olmak aynı zamanda alim olmayı gerektirir. Evet. Bilgili kütüphanecilerden çok istifade etmişim. Ya bilhassa mesela ben ETH'dayken
Orada bir Foren Şapı'yı vardı. Bu kadıncağız, ben ETH'daki jeoloji bölümü kütüphanesine gittiğimde işte ya şunu şunu istiyorum. Foren Şapı derdi ki Celal bak onunla ilgili şu da var, şu da var, şu da var. Ama Foren Şapı jeoloji kütüphanecisi. Yani bir ihtisas kütüphanecisi. Evet hocam, yani buradan şeye mi varabiliriz? Siz ihtisas kütüphaneciliğinin önemine vurgu yaptınız, ben evet. Öyle anlıyorum. Evet. Biz de aslında Beslektaşlar olarak bunu her zaman kendi aramızda konuşur ve tartışırız. Gerçekten ülkemizde ihtisaslaşmış konu uzmanı kütüphanecilere, konu ihtisaslaşmış konusu olan kütüphanelere çok fazla ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye'yi nasıl görürsünüz hocam? Nasıl görüyorsunuz? Çok kötü. Yani bizdeki kütüphaneci nüfusu dahi genel kütüphaneci olarak yetersiz. Şimdi mesela kaç tane kütüphanecimiz iyi İngilizce biliyor? Tabii bu çok önemli bir konu. Ha, iyi İngilizce bizim Nusret Dalfes'i tanırsın sen. Çok iyi. Nusret Dalfes değil mi? Nusret İngilizce çok biliyorsan iyi diyor öğrenciye. Seni okuması yazması yok kabul ediyorum. Evet. Şimdi okuması yazması olmayan bir kütüphaneci olmaz. Değil mi? Yani en az bir İngilizce bilecek. Fakat yetmiyor. Yani bu ihtisas kütüphanecileri arasında birkaç dil bilen adam olması lazım. Şimdi benim kütüphanemden bahsettik. Benim kütüphanemi ben günün birinde İTÜ'ye verdiğim zaman ya bunun içinde Latince kitap var, Yunanca kitap var, Almanca kitap var, Fransızca kitap var, İngilizce kitap var, Rusça kitap var. Şimdi ben demiyorum ki bunların hepsini bilsin bir kütüphaneci. Ama en azından bunların ne olduğunu araştırabilecek kadar bir İngilizce, Almanca, Fransızca mesela tabii bilmesi çok faydalı olur. Bu yüklü bir program tabii. Yani hocam, ne kadar realize edilebilir bilmiyorum ama önemli. Evet. Bu ihtisas şimdi kütüphaneciliği de tabii her yerde olmaz. Her üniversitede de gerek yok. Neden? Evet. Çünkü Türkiye'de İTÜ gibi falan böyle oturmuş kütüphaneleri olan yerler var. Onlara danışabilir. Evet. Hocam ama sizin bu sözünüze girdim. Kusura bakmayın. Bundan evet hareketle aklıma şöyle de bir soru geldi. Soru demeyelim de fikir demek daha doğru. Burada aslında üniversitelerde yapılan eğitimin kalitesi ve önemi de ortaya çıkıyor. Bu hangi bilim dalında olursa olsun. Hatta sizin bir söyleşinizde veya kitabınızda okumuş olabilirim. Şöyle diyorsunuz. Üniversiteler kendi başına bilimsel bilgiyi sunan ve bilginin nasıl üretildiğini öğrendiğimiz yerlerdir diyorsunuz. Evet. Üniversiteler meslek edindiren meslek okulları değildir diyorsunuz. Evet. Evet. Bu tamamen yani bu tanıma göre Semacığım Türkiye'de üniversite yoktur. Evet, buna göre Türkiye'deki üniversitelerde verilen eğitimler gerçekten çok zayıf ve sadece verilen eğitimler değil, üniversite öğrencilerinde, biz de üniversite öğrencisi olduğumuz dönemde keşke sizin gibi bir hocamız bize çıkıp şey deseydi, yani eğer bir dil bilmiyorsanız yoksunuz ya da eksiksiniz deseydi. Ama gençlere sanıyorum bu yönde artık üniversitelerde telkinlerde bulunmak gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Telkinde bulunmak nasıl doğru. Yani bunu zaten duyuyor gençler ama verdiğin imkan ne kadar? Sonra evet, lisan öğrenmek kardeşim üniversitede olmaz. Yani lisan öğrenmek en geç ortaokulda başlar, lise bitince biter. Yani lise bitince adamın en az bir yabancı dili şakır şakır konuşması lazım. Doğru ama hocam evet. Ülke Almanya'ya koşullarına göre belli durum lise eğitimi, ortaokul eğitimi bizde. Ama üniversiteye gelmiş gençlerin de artık önünde işte internet var, online eğitim platformları var. Biraz sanki gençlerde de böyle bir hazırcılık mı var hocam? Ne dersiniz siz kendi öğrencilerinizden? Gençlerde ilgi yok Sema. İlgi yok. Bak, bu ilginin olmamasının sebebi tabii benim biraz sonra girmek istediğim bir konuya geliyor, dayanıyor. Mesela Türkiye'de müzeler adam gibi değil. Evet, o çok önemli. Gerçekten evet, Türkiye'de müzecilik felaket. Evet. Bir felaket yani. Şimdi bakın, ben siz kütüphaneciler olarak şunu duymuşsunuzdur belki ama ben tekrar edeyim.
büyük bilim felsefecisi Karl Popper üç tane dünya tanımlıyor. Bir, dünya bir dediği insanların düşünme organları. İşte beyindi, sinir sistemiydi, bilmem neydi falan. Bu dünya bir. Dünya iki, düşünme süreçleri. Neler düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun daha doğrusu? Neler değil de nasıl düşünüyorsun? Nasıl? Dünya üç, bunun ürünleri. Şimdi dünya üçün çok ilginç bir özelliği var. Ben ortaya bir fikir attım. Bu fikri ben yayınlar yayınlamaz bu fikir benden bağımsız hale geliyor. Başkaları da bu fikir üzerinde fikir beyan ediyor, bu fikri değiştirebiliyor, o fikri kullanarak başka bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla bu fikir umuma mal oluyor. Evet, yani bilginin de, bilimsel bilginin de önünü açmış oluyor aslında. Tabii, tabii. Şimdi bu dünya üçte kimler var? Dünya üçte kitaplar var. Dünya üçte müzeler var. Değil mi? Bak, müzeler, evet, ve kütüphaneler insanlığın hafızasıdır. Aynen öyle hocam. Ve iyi korunması gerekiyor. Dünyadan bütün müze ve kütüphanelerin bir anda yok olduğunu düşün. Yani çok kısa bir sürede biz mağara dönemine döneriz. Evet hocam, bu noktada hemen aslında sormak istediğim de ya da konuşalım istediğim bir konu vardı. Sizin Bilgiye Sohbet adlı bir kitabınızda ben rastlamıştım. Bilgi Çağında Bilginin Önemi başlıklı bir yazınızda. Evet. Orada çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Diyorsunuz ki günümüzde bilgi çağının değişik yapan, yani şu 21. yüzyılda bilgi çağını değişik yapan şey bilginin üretimi, depolama yöntemi ve kopyalama yöntemleri. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama bu hıza onları yeterince koruyup koruyamadığımız yönünde benim endişelerim ve kaygılarım var diye bir cümleniz var orada ve eğer bunu gerekirse yeterince yapmazsak insanlık bekası açısından da sıkıntıya düşeceğini öne sürüyorsunuz ve hatta orada devamında da İskenderiye Kütüphanesi'nin başına gelenler konusunda da örnekliyorsunuz. Bunu biraz bize açabilir misiniz hocam? Tabii, yani inşaat nedir günümüzde? Nasıl görüyorsunuz kütüphanelerin bilgi depolamasını, dijitalizasyon, dataizm dedikleri artık yeni bir akıma doğru gidiyoruz. Her şey veri, her şeyi saklıyoruz, her şey küçük veriler halinde tutmak durumundayız ve kütüphaneler de bunu tutmak ve sağlamak durumunda. Siz ne dersiniz bu konuda hocam? Şimdi hayatım, veriyi saklamak, veriyi tutmak insanlığın başından beri var. Eskiden bunu şifahi yapıyorduk sözle. Ondan sonra yazı icat edildi, bunu kitaba dökmeye başladık. Ondan sonra bilgisayar icat edildi. Şimdi bunu artık zahiri olarak tutuyoruz. Bilgisayarlarda tutuyoruz. Şimdi burada bir tehlike var. Elektronik olarak tuttuğun bilgi elektronik sistemlerin emniyetine bağlı. Tabii. Bilmiyorum hatırlar mısınız? 1989 yılında büyük bir manyetik fırtına oldu güneşte. Quebec eyaletinde bütün elektrik sistemleri gitti. Her şey çöktü. Şimdi ondan daha sonra tam yılını hatırlayamıyorum. Daha büyük bir güneş fırtınası oldu. Yani bu böyle 9 gün farkla dünyayı ıskaladı. Vuraydı dünyaya, kapı yuttuyduk. Şimdi dolayısıyla bu elektronik sistemlerin korunması nasıl yapılacak? Bunu iyi düşünmek lazım. Bunları CD'ler üzerinde mi nerede koruyacaksın ama bir ağdan uzak tutman lazım. Bir şekilde. Benim şu anda yani teknolojinin şu anda vardığı aşamada diyorum ki mutlaka bir kütüphanenin İngilizce hard copy denen kağıt kopyaları tutması lazım. Evet, siz yani de bunların tutması lazım. Siz o zaman gelenekçi bir yaklaşım mı savunanlardan? Ama gelenekçiden ziyade emniyetçi diyelim. Emniyetçi. Bu da yani, ilginç bir tanım oldu. Emniyetçi. Evet. Yani, yani ben şeye ulaşabilmem lazım. Birisine gittiğim zaman ya işte elektrikler gitti kusura bakma.
sana veremeyeceğiz bu bilgiyi dememesi lazım. Hocam tam da anlıyorum hocam, katılıyorum da ben de yani aslında biz kütüphanecilerin ağırlıklı olarak yani benim jenerasyonumdakiler en azından basılıyı her zaman tercih ederiz ama geldiğimiz nokta şu durumda o ki artık dijitalize edilmiş koleksiyonlarımızın da %80'i bütçelerimize ayırdığımız durumda bu dijital ortamdaki yayınlara, e-kitaplara ve veri tabanlarına ayırıyoruz ve pandemi sürecinde de gördük ki aslında iyi ki de belki öyle yapılmış. Paylaşımlarımızı, kaynak paylaşımlarımızı o yönde yaptık. Ama tabii basılı kitaplara o fiziksel olarak gönderemedik. İşin bir de bu yönü var hocam. Buna ne dersiniz? Yani geldiğimiz bu nokta, bu pandemi süreci. Bu söylediğin yön benim dediğimle çelişmiyor. Evet. Bir kere teknolojiyi takip etmek zorundayız. Evet. Yani elektronik ortamın bize verdiği bütün imkanları kullanmak zorundayız. Ve sizler kütüphaneciler olarak, elektronik olarak pandemi olsun olmasın, bana ulaştığınız gibi bir köydeki bir öğretmene de ulaşabilmelisiniz. Evet. Yani o da internetinden girdiği zaman belirli yayınlara, belirli kitaplara ulaşabilmeli. Benim derdim şu andaki teknoloji bunu garanti korumaya müsait mi değil mi? Bunu düşünmemiz lazım. Onun için benim dediğim bir emniyet subabı aslında. Doğru. Yani kağıt kopyanın bulunması bir emniyet subabı. Şimdi bakın ben size çok acı bir tecrübemi anlatayım. Benim bir arkadaşım var şeyden, beraber jeoloji okuduğumuz. Ed Rogers diye, yani belki size katalogları geliyordur. Ed, jeolojiden mezun olduktan sonra kitapçı oldu. Ve dünyanın en iyi jeoloji sahafı oldu. Bir gün beni aradı. Dedi ki ya dedi elime dedi Schlagentweit biraderlerin atlası geldi dedi kitaplarla beraber. İlgilenir misin dedi. Dedim dalga mı geçiyorsun ya dedim. Ne demek tabii ilgilenirim, ne kadar vallahi $10,000. Tamam dedim ben alıyorum hemen. Falan. Ondan sonra ben Ed'e bir daha şey konuştuğumuzda ya Ed dedim sen bunu nereden buldun? Bu çünkü o kadar nadir bir kitap ki. Çünkü bu adam gibi yayınlanmamış zamanında. O atlas sadece tahsih kopyalarıyla duruyor. Bunun bana bulduğu Kraliçe Victoria'ya ithaf sayfası bile vardı. Tam komple. Nereden buldun bunu dedim. Ya dedi sorma dedi. New York'ta Uppsala Koleji diye bir yer var. Hı hı. Bunlar bütün kütüphaneyi çöpe atmışlar. New York'ta çöpe atmışlar. Ben Türkiye'de olur zannediyordum böyle şeyler. Hayır efendim bak daha dinle. Olduğu gibi çöpe atmışlar. Buna da haber vermiş birisi. Bu zavallı bir kamyon kiralıyor. Colorado'dan New York'a gidiyor. Orada topluyor bunları. Ben bu kitap bana geldi. Bir gün size de gösteririm. Ya bu o kadar nadir ki bir toplantıda rahmetli Bernhard Fischer falan konuşuyoruz. Ben de bu kitabın olduğunu duyunca Bernard ya şu adresini versene dedi. Dedim ne yapacaksın? Ya dedi bu kitaptan kaç tane var dünyada onu tespit etmeye çalışıyoruz. Ve kaç Rock tane varmış hocam tespit edilebilmiş mi? Onu ya Bernard öldü soramadım ondan sonra. Fakat şunu söyleyeyim. Brockhaus'un meşhur sahaf müdürü Frank Werner geldi buraya. Benim arkadaşımdır Frank. Ona gösterdim kitabı. Ne dedi biliyor musun Sema? Ne dedim? 70 bin euro hemen veriyorum dedi. Vermediniz tabii. Vermedi. Ama bu şu demek. Ben bunu 100 bin euronun üstünde rahat satarım dedi. Evet. Adam dedi ki 70 bin euro hemen veriyorum. Şimdi bunu çöpe atmış herif. Çok enteresan. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yani bunu kütüphaneci olmayan... Başka hiçbir şey değil. Cehalet. 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 Bak. Ben Caltech'teyken, Caltech'te benzer bir tartışma yapılıyordu. Kütüphaneye gerek var mı yok mu? Kaç yılları hocam? 2000 yıl. Tam 2000 yıl. 2000. Jeolojide bir kütüphaneci vardı. O da zavallı rahmetli oldu. Jim O'Donnell diye. Hı hı. Jim benim dünyada gördüğüm en iyi kütüphanecilerden biriydi. O canla başla buna karşı savaştı. Jim kanserden öldü. Şimdi duyuyorum Caltech'teki kütüphane yanmış. Yanmış.
60. 60'lar. Amiral lüzum yok demişler. Bunu diyen Caltech, Amerika'nın en iyi üniversitesi. Evet hocam. Bu üniversite senede 2000 öğrenci için 3 milyar dolar harcıyor. Para kaynağını düşün. 3 milyar dolar. Ve buradaki adamlar diyorlar ki ya bu kütüphaneye ihtiyaç yok. Her şey internette var. Benim Amerika'da büyümüş karım da bana öyle diyor. Sen ne kitap alıp duruyorsun her şeyde. Bir kere her şey internette olmadığı gibi. Mesela bir bakıyorsunuz. Ben internete OEO'ya da gösterdim. Bir dergi. Bunun içinde bir jeolojik makale var. Bu jeolojik makalenin katlı bir haritası var. Onu internete koyan gerizekalı o katlı haritayı açmadan öyle koymuş. Evet. Hocam bu noktada hemen öğrencilerimizden de zaten görüyorsunuz ya da duyuyorsunuzdur. Biz kütüphanecilerin savaş verdiği bir platform var, Google. Biz veri tabanlarını alıyoruz, bütçelerimizin çoğunu bunlara harcıyoruz. Ama öğrencilerimiz geliyor diyor ki bize bunları kullanmayı da öğretiyoruz onlara. Biliyorsunuz biz İTÜ Kütüphanesi olarak da çok yoğun bir şekilde eğitim yapıyoruz, eğitimleri duyuruyoruz akademik yıl başlarında ve akademik yıl süreci içerisinde. Ama biz bir türlü, bu sadece bizim sorunumuz değil, tüm ülke genelindeki kütüphaneleri, kütüphanecilerin sorunu. Google bizim en büyük rakibimiz. Yani derin bilgiye, bilimsel bilgiye, asıl kaynağına ulaşmadan öğrenciler Google'dan taradıklarını bilgi edindi zannediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akademide bu yönde ne yapıyor hocalarımız? Nereyi taradığı önemli. Şimdi Google Books var. Orada pek çok klasik kitabın scan edilmiş şekli var. O çok farklı. O ayrı hocam. Google Books çok yeni bir oluşum. Bundan önceki süreçte de Google'ın bilgi kaynağı olduğunu düşünen ne yazık ki yani 2000'li yıllar gelmeye başladı artık üniversitelere. Böyle bir cahil demek de istemiyorum ama bilgi yoksunu öğrencilerimiz geliyor ve biz bunlarla mücadele ediyoruz. Akademide zannediyorum ki sizler de bu sıkıntıyı öğrenciler anlamında yaşıyorsunuzdur. Çok bunu yaşıyorum. Neye bağlarsınız? Mesela bak Wikipedia konusunda çok. Evet. Mesela İngilizce Wikipedia bile o kadar çok yanlış içeriyor ki. Evet içerik çok önemli. Evet. Yani ben öğrencilere bakın diyorum ya bunlar faydalı şeyler. Bunlara girin, bakın ama mutlaka kontrol edin. Yani bunları araştırmanızın sonu değil, başı olarak kabul edin. Ondan sonra kendiniz araştırın. Aynen. Kaynaklara bakın ama bunu yapacak terbiyede öğrenci ne yazık ki yok. Bunu biz veremiyoruz. Bunu biz veremediğimiz gibi dünya da veremiyor. Benim rahmetli arkadaşım Bill Dickinson bir ödev vermiş bir öğrenciye. Bu öğrenci de bir müddet sonra bile gelmiş demiş ki ya ben bu konuda demiş kaynak bulamadım. Bil demiş nasıl olur ya demiş. Vallahi demiş internette hiçbir şey yok. Öyle deyince Bil bunu kolundan tutmuş. University of Arizona'da oluyor bu. O da Amerika'nın iyi üniversitelerinde. Kolundan tutmuş çocuğu dışarı çıkarmış. Kütüphane binasını göstermiş. Bak demiş buraya kütüphane derler. Oraya gittin mi demiş. Çocuk da bakmış hayır. Ha demiş oraya gitti. Neyse biz en azından ben İTÜ'deki öğrencilerden söyleyeyim. O kadar kötü değiliz. Kütüphanenin yolunu biliyorlar hocam. Evet, ama yani bunu ben size global bir sorun olduğu global için. Global bir sorun. Doğru hocam bu global bir sorun. Bir sorun. Bizim sıkıntımız bizdeki lise eğitimi çok kötüydü. Daha da kötü hale getirildi. Evet. Mesela bize benzer bir ülke inanamayacaksınız ama Amerika'dır. Yani Amerika'daki lise eğitimi bir felakettir. Onun için Amerika'daki üniversiteler lisans döneminde yani normalde benim lisede verilmesi gerektiğini düşündüğüm bilgileri verirler. Ben onun için Amerika'ya gittiğimde muazzam sükse yaptıydım. Neler neler biliyor bu adam diye. Çünkü ben adam gibi bir lisede okuyup gittim. Hele yani hem İngilizce hem Almanca biliyordum falan. Ooo görülmüş şey değildi Amerika'da. Evet hocam burada birkaç paylaşım ve soru var hocam. Biraz onlardan bahsedelim.
sondan gelerek gidelim. Vedat Gültekin adlı katılımcımız düşüncelerinize ek olarak evet eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması gerekmektedir diyor. Sanırım evet. Akademide bunun. Ne diyorsunuz hocam, bu yapılıyor mu Türk Akademi? Hayır yapılmıyor. Hayır yapılmıyor, bunun yapılmaması. Bunun yapılmamasının en önemli nedeni de hocaların kalitesizliğinden kaynaklı. Yani hoca korkuyor eleştirilmekten. Öyle mi? Ben mesela her dersimde ilk başlangıçta çocuklara diyorum ki bakın diyorum. Mümkün olduğu kadar diyorum. Benim hiçbir söylediğime inanmayın. Mutlaka kendi aklınızdaki bilgi ve mantık süzgecinizden geçirin. Size mantıki geliyor mu gelmiyor mu? Evet. Ben dedim şuna benziyor bu iş. Biz dedim hepimiz bir ormanda kaybolmuş insanlarız. Herkesin elinde bir meşale var. İşte yolu arıyoruz. Nereden çıkarız? Benim diyorum sizden bir tek farkım işte benim elimdeki meşale biraz daha büyük. Ama diyorum bu garanti etmiyor benim yolu bulacağımı. Sizden biri bulabilir. Hepimiz onun peşine takılır gideriz. Dolayısıyla diyorum her bilgiyi mümkün olduğu kadar eleştirel alın. Her duyduğunuza inanmaktan vazgeçin. Evet, sanırım gelişimin de temel kaynağı bu. Eleştirmek evet. Ve inanmamak ve soru işareti. Kendini ikna edemiyorsan inanmayacaksın. Evet hocam, şimdi bir Muhammed Kızıl katılımcımızın bir sorusu ya da bir katkısı var, okuyorum size. Elektronik hale getirmek çoğu zaman orijinal kaynağı koruma açısından da faydalı olabiliyor. Yazma bir eserin sürekli fotokopisi gibi vesaire alınırken hasar görme ihtimali artıyor. Fakat en nihayetinde tüm kaynakların elektroniği nasıl olsa var diye basılısını korumayı ihmal edersek orijinalde bir daha erişilemez hale gelirse tabii ki de sigorta olarak görmemiz gereken kısmı kendi elimizde yok etmiş oluyoruz. Dolayısıyla nasıl kullandığımıza da bağlı aslında diye bir yorum eklemiş sizin. Ben %100 katılıyorum bu dediğine. Evet. %100, yani öyle kitaplar var ki bunu zırt pırt öğrencinin veya herhangi bir okuyucunun karşısına çıkartamaz. Evet. Ama dediğim gibi scan edilmiş olan kopyalar çoğu zaman yeteri kalitede olmuyor. Değil mi? Mesela bir minyatür bir bilmem neyi düşünüyorum. Değil mi? Ben daha geçen gün Nurhan Hanım'la sanat tarihçimizde konuşuyordum. O mesela Matrakçı Nasuh Hanım bir kitabı çıktıydı daha önce. Çok güzel fotoğrafları falan çekilmiş. Celal dedi o yetmiyor dedi. Biz dedi yeni teknolojiyle yeni dedi onun baştan baskısını yaptık dedi. Gönderdi bana. Şimdi bu teknolojiler arttıkça scanlerin kalitesi de artacak. Ama dediğim gibi kim scan ediyor? Yani katlamalı bir haritayı hiç açmadan olduğu gibi böyle scan eden bir gerizekalının ettiği scanle hiçbir yere varamazsınız. Tabii. Yani bu konuda bu konuda ülke olarak fena değiliz hocam. Yani yazma eserlerinin kütüphanelerinde çok kaliteli dijitalizasyonlar yapılıyor artık. Bizim kütüphanemizde de yapıldı biliyorsunuz. Bu konuda iyi, ülke olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Belki tek şu düşünülebilir. Çok fazla aynı nüshalar var bizde. Belki ortak bir platformda, tek bir platformda herkes kendi koleksiyonu scan etmek yerine tek bütçeyle belki ortak bir şeyler yapılabilir. Belki böyle bir eksiklik vardır. Yoksa ülke olarak ben iyi olduğumuzu düşünüyorum scanner konusunda. Şunu unutmamak lazım. Her yazma aslında tekildir. Yani her yazmayı kendi başına scan etmek lazım. Yani mesela efendim Piri Reis'in Cihan Nüma'nın yazması bende var. Ben scan edeyim, başkaları etmese de olur. O olmaz. Yazmaların hepsini scan etmek lazım. Ondan sonra eski kitaplar, mesela ben de Steno'nun 1669 meşhur jeolojilerinden biri olan De Solido Inter Solitum Naturalite Contento var. Şimdi bu kitabın içerisinde birisi belli ki tüy kalemle, yani bu herhalde ya 17. yüzyıl sonu ya 18. yüzyılda not almış. Şimdi bu kitabı scan ettiğin zaman o notlar unik, o el yazmasına giriyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim ben de Steno'nun kitabı var demek yetmiyor. Evet, doğru. Steno'nun kitabı var ama bunun yanında der kenarlar var. Doğru. Araştırıcı bunlara ulaşabilmek zorunda.
Mesela Harvard Kütüphanesi'nde Louis Agassi'nin Lyell'ın 1830'da yayınlanmış kitabı var. İşte Agassi'den sonra Harvard Kütüphanesi'ne kalmış. Bunun içinde Agassi'nin derkenarları var. Harvard hocalarından bir tanesi Stephen Jay Gould bunu yayınladı, iyi mi? Derkenarlarını. Evet, çok ilginç şeyler yazmış çünkü Agassi. Yani Agassi Lyell'la aynı fikirde değil. Lyell'ın kitabını okuyor. Hani Lyell'ın kitabı da jeolojinin temel taşlarından biri. Agassi de çok büyük bir adam. Ama aynı fikirde değiller. Agassi not düşmüş yanına. Bunları Stephen Jay Gould yayınladı. Şimdi bu tip şeyleri düşündüğü zaman orijinallerin kıymeti bir başka açıdan görülüyor. Hem de bunların çoğaltılması. Değil mi? Yani sırf bir kitabın başlığına bakıp ya işte bu tamam bizde var. Biz yapalım, ötekilerin yapmasına gerek yok demeden kitabın içine bakmak lazım. Doğru, doğru. Haklısınız hocam. Hiç ben bu yönde düşünmemiştim. Ve tabii çoğaltılması aynı zamanda paylaşıma da açılması. Yani tüm evet, araştırmacıların. Evet, evet. O, çünkü o zaten konumuz çok kaynak paylaş. Aynen. Mesela biz harita koleksiyonumuzu biliyorsun. Tabii. Şimdi bu harita koleksiyonuna diyelim ki Hacettepe Üniversitesi'ndeki birisi ulaşabiliyor mu? Tabii belli bir şeyde ulaşabilir hocam. İstediği zaman öyle ulaşabilir. Mi? Tabii. Yani şöyle direkt online olarak değil ama zorunda değil yani. Evet, evet. Ya şöyle direkt tıklayarak ulaşamasa bile bizim görevli arkadaşlarımız kanalıyla istediği zaman ulaşabilecek tabii. Ulaşabilir. Anladım. Anladım. Yani tıklamak sadece İTÜ'lülere mahsus. Değil normal. Tabii tabii. Şu an için evet hocam. Şu an için öyle. Evet, şimdi biraz da, aynen öyle. Şimdi biraz da sizin kütüphanenizden konuşmak isterim ben hocam. Çok güzel, oldukça önemli, büyük bir kütüphane. Bu konuyla ilgili bir soru da var. Bu arada bize Azerbaycan'dan, Makedonya'dan dinleyen meslektaşlarımız da var. Azerbaycan'dan bir meslektaşımızın sorusu var. Ya da şöyle soru demeyelim de şöyle demiş. Profesör Doktor Celal Şengör, Azerbaycan'dan saygı ve hürmetlerimi sunarım. Sizi görmek çok hoş oldu. Yurtdışı bilim kütüphane çalışanı, ayrıca doktora yapmış birisi olarak kütüphanenizi kullanmayı çok isterdim. Çok değerli kitaplara sahip olduğunuzu sanırım. Sizi dinlemek bir lütuf demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de kendisine buradan hürmet eden sevgilerimi gönderirim. Ben Azerbaycan'dan epey kitap aldım. Oradan. Evet. İşte yavaş yavaş o zaman oraya gelelim mi hocam? Şimdi kütüphanenizi tabii, mutlaka katılımcı arkadaşlar da biliyorlardır ama ben şöyle kısaca bir kütüphanenizden bahsetmek isterim. Kütüphanenizde benim yanlış bilmiyorsam doğrulayın lütfen 50 binin üzerinde cilt. 50 bine kadar. 50 bine kadar var ama sadece bir... Evet, sadece bir kütüphane özelliğinin olmasının dışında küçük bir müze gibi de sanki fosillerin. O doğru. O doğru. Değil mi? Hatta doğru. Ben bir Fatih Altaylı'nın sanırım yaptığı programda görmüştüm. Museum diye bir Museum ya tabii. Yani o Museum biliyorsun. İskenderiye'deki araştırma müessesesinin adı. O müessesenin içinde de meşhur kütüphane var. Evet, hatta kütüphanenizi şöyle bir değişik bir tanım yaptınız. El kütüphanesi. Ne demek hocam el kütüphanesi? Alman Bibliothek denilen, yani benim sürekli kullandığım bir kütüphane. Evet, elin araştırmalarınızı yaparken. Ben sürekli bu kütüphaneyi kullanıyorum. Elimin altındaki kütüphane demek. Evet, aynı zamanda da çok özel, ya örnek bir özel konu kütüphanesi değil mi hocam? Jeoloji alanında. Evet. Şimdi bizim ama onun yanında bir parçadan oluşuyor. Bir küçük parça var yukarıda. Orada ilahiyattan başlar, edebiyata kadar işte tarihti, arkeolojiydi, onlarla ilgili kitaplar var. Çünkü işte onlarla Oya da okuyor, Asım da okuyor, herkes okuyor. İlber geldiği zaman o da böyle raflara bakıyor bazen. Hı-hı. Bana diyor mesela şu kitabı bana fotokopi yaptır gönder diyor. Peki diyorum. Bu tam da bu noktada. Tam da bu noktada hocam şeyi biliyorum ben. Öğrencilerinize kütüphanenizi de ağırlayıp
hatta orada yatılıya kalıp lisans, yüksek lisans, evet, doktora öğrencilerinize yararlandırdığınızı biliyorum. Evet. Değişik ülkelerden, işte Kaliforniya'dan, Caltech'ten, bilemiyorum yanlış söylüyor da olabilirim. Size bağlantıya kurup onlara scan ederek gönderdiğiniz yayınlar olduğunu da biliyorum. Aslında biz kütüphanelerin yapmış olduğu kütüphaneler arası kaynak paylaşımını kendi özel konu kütüphanenizde yapıyorsunuz. Peki hocam, sorum şu. Bu kütüphanenin akıbeti ne olacak? Ne yapacaksınız kütüphanenin? Valla çok güzel bir soru hayatım. Şimdi Mehmet Karaca biliyorsun benim harita koleksiyonuna el koydu. Evet. Hatırlıyor musun nasıl yaptığını çok Mehmet? 5000. Evet. Ve bana da sorarsan çok iyi de bir iş yaptı. Aynen. Yani ben kendisine ya ben bunu İTÜ'ye vermeyi düşünüyorum dedim. Mehmet çıktı, size iyi bir haber vereyim. Celal harita koleksiyonunu İTÜ'ye hediye etti dedi. Evet. Ama işte ondan sonra sen biliyorsun ne hale geldi o koleksiyon. Değil mi? Evet. Şahane oldu. Yok. Çok daha kolay kullanılır oldu. Ben dahi daha kolay kullanıyorum arayışı. Aynen öyle. Çünkü başında bu konuda yüksek lisansını yapmış bir arkadaşımız var. İhtisaslaşmış. Evet. Aslında yeri daha güzel. Aynen. Ve o kütüphane, yani o koleksiyon şimdi herkese çalışıyor. Evet, evet. Ben hatırlıyorum bizim Antarktika'da çalışan arkadaşlar. Aha. Mesela oraya gelmişler, Antarktika haritalarından yararlanmışlar. Evet. Çok memnun oldum ben ona. Şimdi yani bu kütüphane ne olacak? Bu kütüphane Asım'la konuştum, oğlumla. Asım diyor ki ben o kütüphaneyi hiç kimseye vermem diyor, ben kendim tutarım diyor. Hı. Dedim tamam, o senin hakkın, tutmak istiyorsan tut. Yalnız dedim burada mesela öyle kitaplar var ki Himalaya'da bilmem ne köyünün yanındaki jeoloji var. Sen dedim mikrobiyologsun. Hı hı. Ne yapacaksın? Şimdi tabii Asım böyle romantik bir şeyi var. O da şuna özeniyor. Asım çocukken Kont Leo von Thun and Hohenstein'in hikayesini dinlediydi benden. Leo von Thun and Hohenstein 19. yüzyılın ortasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu Eğitim Bakanı. Bu adamın, bu asilzade bu tabii. Bunun Bohemya'daki şatosunda 500 yıllık 10 bin ciltlik bir kütüphane var. Milli Eğitim Bakanı'na gel. Ve bu adamın tabii milli eğitimde yaptığı çok önemli reformlar var. Avusturya'da falan. Asım onu duydu. Şimdi Asım da öyle bir kütüphaneye sahip olmak istiyor. Yani tabii bu 500 senelik değil ama yani böyle ailede büyük bir kütüphane bulunsun diyor. Dolayısıyla bilmiyorum o ne yapacak. Yalnız şöyle bir şey olduydu. Biz Mehmet'le bunu konuştuyduk. Dedim ki en azından Sürili yayınları devretsen. Çok yer kaplıyorlar çünkü. Yani ve ben de mesela Petemas Mitteilungen çok önemli bir dergi. Daha 19. yüzyılın ortasından komple set var. Değil mi? Mesela Çin Jeoloji Servisi. İhtilalden önce yayınlanan kısmı komple set. Çok önemli bir kaynak. Hı hı. Bunları en azından verebilsek dedim bana. Ama ben biliyorum ki siz yerden yana sıkıntıdasınız. Evet şu anda. Hemen onun üzerine bir yeni kütüphane planlattırdıydı. Ve muhteşem bir plan çıktı ortaya. Evet. Çok çok şahane bir şeydi. Ama para yok. Yani bunu Türkiye'yi yönetenlere anlatamıyorsun. Yani adam geliyor cami için parayı buluyor, kütüphaneyi bulamıyor. Yani bu olacak iş değil. Dolayısıyla benim evimdeki kütüphane de evimde kalıyor o yüzden. Evet ama siz daha önceki konuşmalarımızdan biliyorum. İsteyen araştırmacılara belki randevu almak koşuluyla açıyorsunuz. Ya tabii da açabilirsiniz. Tabii. Sema, ben bu kütüphaneyi tabii kendim için topladım ama hep aklımda öğrenciler var. Evet. Çünkü bizde adam gibi bir jeoloji kütüphanesi yok. Hiçbir yerde yoktur. Ve rahmetli İhsan Hoca'nın yapısal jeoloji kitabına bak. Orada işte jeolojinin bölümlerini anlatıyor. En sonunda jeotektonik diye bir yer var. İşte jeotektonik nedir anlatıyor ama diyor bunu yapabilmek için diyor. Çok iyi kütüphaneler lazımdı. Ben hiç unutmuyorum. 73 senesinde okumuşum onu. Çünkü rahmetli hoca bana 10 Mayıs 1973'te o kitabı hediye etmiş. Üzerine tarih attığından biliyorum. Ben hep onu düşündüm. Çünkü kendimin de ihtiyacı var. Evet.
Onun için bu kütüphaneyi topladım. Ve faydalandırıyorsunuz da. Ben lisans öğrencilerimizin... Tabii tabii. Benim öğrencilerim burada tez yaptılar. Şu anda bizim Nalan vardı. Sen tanırsın belki Nalan'ı. Nalan şimdi Hollanda'da. Hı-hı. Orada çalışıyor. Hı-hı. Hem de Utrecht Üniversitesi gibi Avrupa'nın iyi üniversitelerinden biri. Hı-hı. Bana ne diyor biliyor musun? Senin kütüphaneyi özlüyorum. Evet. Burada o kadar kolay değil diyor bazı şeylere ulaşmak. Evet, yani siz aslında önemli bir hizmet de veriyorsunuz kütüphaneyi topladığınız yıllarca. Bir çeşit kaynak paylaşımı da yapıyorsunuz öğrencilerinize. Ya, aksadın o zaten. Evet. Yani hem bana hizmet ediyor bu kütüphane. Hı-hı, öğrencilerime yani hizmet ediyor. Öğrenciler de bana hizmet ediyor. Nasıl biliyor Hı-hı. musun? Onlar yeni fikirler üretiyorlar. Tabii. Yani kütüphane amacına... Albert Einstein Amerika'ya gittiğinde demişler bu çok mühim bir adam. Dolayısıyla aman kimse rahatsız etmesin. İki tane sekreter vermişler. Bu Institute of Advanced Study'de demişler kimse yanına gelmeyecek. Rahat rahat çalışsın. Birkaç sene sonra bakmışlar Einstein'ın bilimsel verimi çok düşmüş. Şimdi hayret etmişler. Gitmişler demişler ya sen Almanya'dayken çok verimli bir adamdı. Niye böyle oldu burada? Einstein demiş ki Almanya'da demiş öğrenci kafeteryasını özlüyorum. Demişler nasıl? Ya demiş bu fikirler nereden geliyordu zannediyorsunuz? Orada demiş öğrencilerle konuşuyorduk, tartışıyorduk demiş. Burada evet. demiş tek başıma ne yapayım? Yani siz House dizisini seyrettiniz mi? Seyretmedim. Bak House dizisi çok ilginçti. Orada bu fikirlerin üretilmesinde gençlerle tartışmanın önemi çok güzel vurgulanıyordu. Evet. Tabii aptal Amerikalılara yaramadığı için diziyi kaldırdılar. Evet hocam. Şimdi birkaç soru daha geldi. Hızlıca onları tabii, da paylaşalım sizinle hocam. Uğurcan Özkan meslektaşımız şöyle bir soru yöneltmiş. Değerli hocam, veri tabanı eğitmeni olarak sormak isterim. Sizce Türkiye'deki tüm bölümlerin öğrencilerine zorunlu olarak en azından yüksek lisans başlangıcında kaynak tarama, kütüphane kültürü vesaire gibi bir ders verilebilir mi? Pratikte resmi olarak yapılabilir mi? Müfredatlara eklenebilir mi? Genelde rastgele gelişen bir yeti olarak kişinin inisiyatifine kalması sorun yaşatıyor diye düşünüyorum diye bir soru. Ve bu aslında çok önemli bir teklif. Bunun yapılması evet. lazım. Yani biz öğrencilerimize bunu yapıyoruz biliyor musun Sena? Öyle mi? Tabii. Ben mesela öğrencilere hatta nasıl bilimsel makale yazılır diye bir ders ver. Evet. İTÜ'de... Evet evet hocam. İTÜ'de var aslında böyle dersler. Yani hazırlıkta okutuluyor öğrencilere. Yapılıyor. Evet. Bizim kütüphanemize de gelip bizim arkadaşlar information literacy kaplamında bu dersleri veriyorlar. Ama sanırım konuşmamızın başında da söylediğiniz gibi biz kütüphanelerde bunları yapıyoruz ama öğrencilerde özellikle son dönemde gelen öğrencilerde bir ilgisizlik var. Sanırım temel sıkıntı burada çıkıyor. Yani çok fazla derse girdikleri zaman bile bir an önce imzayı atayım, hoca git demiş, bir an önce ben bunu yapayım da kurtulayım havasında. Ta ki son sınıfa gelip işte bitirme ödevi yapacakları zaman ya da böyle bir ödev yapacakları zaman tekrar kütüphaneyi hatırlıyorlar. Belki burada eğitim sistemi de tartışılabilir. Yani hazırcı hoca gelsin tahtada anlatsın anlatsın gitsin yerine daha çok kütüphaneye yönlendiren araştırma üzerine kurulu bir eğitim kurgulamak belki çok daha önemli, çok daha tabii, faydalı olur. Ne dersin? Sana çok açı bir şey söyleyeyim. Sen bizim merkez kütüphanenin içinde oturuyorsun. Evet. Adı ne kütüphanenin? Mustafa İnan. Mustafa İnan'ın en meşhur öğrencilerinden biri Cengiz Dökmeci. Sen çok değerli. Tabii. Muazzam tabii. bir adam. Cengiz çok, Hoca muazzam çok. bir adam. Çok, çok kıymetlidir hocamız. Ya şahane bir adamdır Cengiz Bey. Evet. Yani benim yetişmemde de çok önemli katkıları olmuş bir adamdır. Evet. Cengiz Bey bir gün bana dedi ki Mustafa Hoca dedi şahane bir hocaydı. Hatta bizim fabrikada onun öğrencilerinden biri vardı gene. O bir kere dedi ki eşeği koy karşısına mukavemeti anlatır derdi. Ama Cengiz Bey neydi biliyor musun? Mustafa Hoca bize bir gün dedi ya çocuklar ben size şunu anlattım ama şu kaynaklar da var. Gidin bunlara bakın demedi.
Bak ta nereden geliyor sakatlık? Evet. Değil mi? Mustafa İnan gibi büyük bir adam dahi o senin dediğini yapmamış. Cengiz Bey diyor ki biz bunu, ben diyor Amerika'ya gittikten sonra, Cengiz Bey kızmış gitmiş Amerika'da bir doktora daha yapmış. Evet ya hocam. Baktık ki diyor buradaki yetersiz diyor. Yetersiz evet. Dediği adam Mustafa İnan ya. Ki. Evet. Değil mi? Ve evet hocam. İhsan şimdi... Çetin mesela bunun tam tersiydi. Hmm. İhsan Çetin mutlak surette derdi bütün kaynaklara bakacaksınız. Ya onun öğretiminde o çok önemli yer tutuyordu. Evet yani çok önemli hocam. Koleksiyonlarda bir sürü derginin de İTÜ'ye gelmesine sebep olan adam İhsan Hoca'dır. Evet evet, İhsan Çetin için özel bir salonumuz da var zaten hocam. Bir başka Furkan Sevim adlı meslektaşımızın bir paylaşımı var hocam. Hocamızın bahsettiği gibi canlı örnekler İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Hafıza-i Beşir sergimizde mevcut. Bir yazmanın oluşumundan geçirdiği süreç, der kenarlar, sahibiyet bilgisi, şerhler, eklemeler yazmalarda oluyor diye bir ekleme yapmış o der kenarla ilgili olan. Evet çok güzel. Konuşmamızda bir, o yazma scan edildiği zaman ya bu yazmadan bir tane de başka bir yerde var denemez. O ünik evet. Bir şey. Evet. Dolayısıyla onları ayrı ayrı scan etmek. Yalnız bir dakika Sema. Sen dedin evet. Ki İhsan Çetin için salon var bizde dedi. Ha yok yok, kütüphaneyi kastetmedim hocam. İTÜ olarak İhsan Çetin. Salonunu kastettim. Tamam. Aha, aynen aynen. Yani kütüphaneden bahsetmedim hocam. Anladım. Aha. Müslüm Yurtseven adlı meslektaşımızın bir sorusu var hocam, okuyorum. Bilgiye erişim noktasında yaşanılan en temel sorunun bilginin sınıflandırılması olduğunu düşünüyorum. Milyonlarca bilgi farklı platformlarda, farklı yapılarda sınıflanmaktadır. Bu kapsamda sanırım bilgiye erişim konusunda yapmamız gereken en önemli çalışmalardan biri bilgiyi sınıflamak olacaktır. Celal hocamızın bahsettiği konu kütüphaneciliği de bu bağlamda biraz daha anlamlı olacaktır. Bilginin sınıflandırılması konusunda Celal hocamız neler düşünür, önerileri nelerdir? Valla bilginin sınıflandırılması biliyorsunuz eski bir konudur. Yalnız bilgiyi sınıflandırırken çok dikkat etmek lazım. Çünkü bilgi giderek daha geniş çapta interdisipliner bir hale geliyor. Yani disiplinler arası bir hale geliyor. Evet. Bunu sınıflandırırken aynı zamanda sınırlandırmamak lazım. Yani ben bir jeolojide arıyorsam bir bakıyorsunuz orman işlerindeki bir şey benim işime yarayabilir. Ki mesela evet. Ormancılar çok ciddi toprak çalışmaları yaparlar. Bizim jeologların haberi yoktur. Evet. Ama Orman Fakültesi'nin tonla yayını var bu konuda. Şimdi efendim bu orman işidir diye değil, bu pedolojidir. Pedoloji işte ormana yarar. Dolayısıyla keywords'le, yani anahtar kelimelerle evet. Bunu yapmak daha kolay gibime geliyor. Yani kaba bir sınıflamadan sonra anahtar kelimelerle bu sınıflar arası geçişleri de temin etmek lazım. Evet, bunun için de sanırım hocam, tabii biz kütüphaneciler olarak her zaman konu uzmanlığını da savunuyoruz, yapıyoruz da yavaş yavaş. Genç meslektaşlar da bunun eğilimlerini görüyorum, yöneldiklerini. Ama tabii biz hocalarımızla çalışmak herhalde burada. Yani böyle bir sınıflamayı yaparken hani disiplinler arası bir çalışma yapmak lazım. İşte kütüphanecilerin... Şimdi bak mesela İTÜ gibi bir yer, sizin bir avantajınız var. O da şu, ben bir gün rahmetli İlhan Kayan Hoca rektörken Walter Pittman ziyarete geldiydi bizi meşhur. Columbia Üniversitesi'nden. De konuşuyoruz İTÜ hakkında bana. Dedim ki sayın rektör dedim. Elindeki hocaların %80'inin beş para etmediğini bilir dedim. Geriye bir %20 kaldı dedim. Bunlar dedim dünya seviyesinde ders veren adamlar. Bir de dedim %5 var. Onlar dedim bütün dünyada yıldız olan adamlar. İTÜ'nün içerisinde. Şimdi siz bu %20 ile çalışmak zorundasınız. Bu %20'yi tanımlayıp onlarla işbirliği yapmak zorundasınız. Değil mi? Mesela evet. Cengiz Dökmeci şahane bir örnektir burada. Kesinlikle. Yani Cengiz Dökmeci kadar güzel kaynak bilen, kaynak evet. Kullanan ve kaynak aynen. Hatırlayan ki o yani evet. Cengiz Dökmeci'nin eşsiz bir kabiliyeti.
Kesinlikle. Yani sorduğu zaman ezbere her şeyi sana söyleyebiliyor Cengiz Bey. Öyle yani, öyle hocam. Cengiz Hoca aynen elinde bir çantası yüklü böyle dosyalarıyla, o siyah çantasıyla sürekli bizleri de, yani siz de öyle hocam, Cengiz Hoca da bizleri zorlayan, yani biz kütüphanecileri zorlayan bir yapıda, bizi geliştiren bir yapı bu. Yani ben ben asistan geldim İTÜ'ye. Evet. Gelirdi, kontrol ederdi. Siz bu sene ne yapıyorsunuz? Tabii, hangi tabii. problem üzerindesiniz? Ne yayınlar yaptınız? Ben mesela bu Citation Index'i falan Amerika'da hiç duymadıydım. İlk defa Cengiz Bey'den duydum. Evet. Yani benim Amerika'da ne yaptığımı biliyordu adam ya. Hiç tanımadığım halde. Evet. İşte hocam bu tarz kıymetli hocalarımızla zannediyorum hem kütüphanecilik ayağında hem akademi ayağında önemli işler yapacağız diye düşünüyorum. Orhan Nusret Dalfes emekli oldu, yeni emekli oldu Nusret. Evet. Nusret kullanın. Nusret inanılmaz geniş kültürlü bir adamdır. Tabii tabii hocam, biz bundan 15 yıl önce falan Nusret Hoca danışmandı kütüphanemize. Birebir çalışma imkanımız oldu. Özellikle yazılım geliştirme konusunda çok iyi biliyorum, yani çok kıymetli bir hocadır. Bak, Nusret ya, yani ben evet. Nusret'i tanıdığımda lisedeydim. Ona diyorum benim ilk ve kıymetli hocam Nusret'tir. O zaman üniversite 2'deydi. Ben çok şey öğrendim Nusret'ten. Bizler de hocam. Aynen hocam, bizler de, yani bizleri geliştiriyorsunuz. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Yani ben sabah kalktığımda gece 3 sabaha karşı 4'te Celal Hoca'dan sevgili Semacığım şunu da bir buluver diye sadece yazarı olan bir bibliyografik künye gelecek diye böyle sabahları şeyle geliyorum. Ama seni her ay şak diye gönderiyorsun, sağ olasın. Rica ederim hocam. Orhan Arslan adlı kullanıcımızın bilgi okuryazarlığı, yani ders vermeyle ilgili bir katılımı olmuş. Bilgi okuryazarlığı dersi öğrenciler için araştırma konusunda yardımcı olabilir diyor. Evet, yani yani aslında bu yapılıyor hocam, dediğim gibi. Yani bunu yapan hocalarımız, bununla ilgili dersler var İTÜ'de, sanırım başka üniversitelerde de var bu. Ama yine bence şeye geliyoruz. Yani ilkokulda, hani siz konuşmanızın başında dediniz ya, ilkokulda başlar bu tür kültür, ortaokul, lisede çoğalır. Üniversiteye geldiğinde de üzerine bir şey koyarsınız. Sanırım bu bizde eksik olan, ama sizin deneyimlerinizden biz gördük ki aslında işte Amerika'da ve başka ülkelerde de bu böyle gidiyor. Çok yalnız onun, değiliz. Bak Sema, bizim İTÜ olarak çok büyük bir avantajımız var. O şuradan, yani bizim çok eski olmamızdan kaynaklanıyor. Biz Türkiye'nin en eski üniversitesiyiz. İTÜ bu eskilikten ötürü son derece anarşik bir yer. Evet. Yani İTÜ ihtiyacı olduğu zaman, biraz önce senin söylediğin gibi, o hoca öğrencisini anlatıyor, şu hoca bir ders koyuyor. Siz kütüphanede hemen bir kurs açabiliyorsunuz. Yeni üniversitelerde bu olamıyor. Evet. Onlar daha çok işte YÖK'ün verdiği sınırlar içerisinde, belli bir disiplin içerisinde falan gitmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Biz hissetmiyoruz. Yani ben hatırlarım, ben İTÜ'de ders vermişimdir. Verdiğim dersle dersin adının alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Ama böyle bir anarşik yapı çok büyük bir tabii elastikiyet veriyor üniversite. Yani bazı şeylere çabuk adapte olabiliyorsun. İşte sen anlatıyorsun. Kütüphane olarak siz de çok kolay adapte oluyorsunuz. Aslında kütüphaneciler olarak biz öyleyiz hocam. Bu pandemi süreci bize bunu gösterdi. İşte bundan 7-8 ay, 1 yıl olacak neredeyse. Her yer kapandığında kütüphanelerimiz de bir süreliğine kapandı. Ama biz biliyorduk ki bizi sık sık arayan öğrencilerimiz, hocalarımız bilgiye ihtiyaçları var. Biz hemen aksiyon alabildik, online'a taşıyabildik, online'da gönderebildik. Akabinde hocalarımız bunu yapabildi. Biz meslek grubu olarak bu anlamda gururluyum ben. Hızlı aksiyon alabildiğimizi düşünüyorum. Eğer bu Türkiye'ye şamil bir şeyse çok hoş. Hem Türkiye'ye şamil hem uluslararası hocam. Yani bu 3 günlük sunum içerisinde bunları da biz konuştuk. Uluslararası derneklerimizde, dernek platformlarımızda çalışan meslektaşlarımız hızlı aksiyonlarla hem ulusal hem de uluslararası alanda kaynak paylaşımı yaptılar. Bunlar yabancı konuklarımız tarafından teşekkür edildi dünkü sunumlarda. İşte Amerika'da, Türkiye belli sıralarda, işte güzel üniversitelerimiz var bunları yapan. Hepimiz paylaştık.
çalıştık ulusal ve uluslararası anlamda. Hızlı aksiyon aldık. O anlamda biz meslek grubu olarak iyiyiz diye düşünüyorum ben. Ya çok güzel bu, çok yani ben bir şey daha size söyleyeyim. Hı-hı. Ben mesela bir kitabın tam künyesini görmek istediğim zaman Harvard'ın Hollis kataloğunu bilirsiniz. Evet. Ben Hollis'e giriyorum. Hı-hı. Oradaki bilgiler çok güzel. Hı-hı. Mesela Columbia'nın Butler Library'deki katalog Harvard kadar güzel değil. Yale'inki de o kadar güzel değil. Hı-hı. Harvard çok detaylı döküm veriyor. İçinde ne var, yazarı kimdir, kaç tabii, sayfadır, o... yazarı ne zaman doğmuştur, ne zaman ölmüştür. Ha, evet hocam, o yeni kataloglama, sınıflama modellerinin getirileri. RDA denilen bir sistemimiz var, standart uluslararası. Artık tüm, yani artık kitap, yani veriler sadece kitapların üzerinde değil, işte ses kayıtları da var, her türlü bir fotoğraflar var. Daha detaylıya ulaştırabilmek için kullanıcıyı, daha detaylı bilgiler verilmeye başlandı sınıflama anlamında da. Zannediyorum ondan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ben yazıyorum. Aha. Karşıma diyelim işte o kütüphane kartı gibi bir şey. Aha. Tak diye çıkıyor. Hepsi var burada. Ya benim evet. Sormamın lüzumu yok. Anladım. Yazar. Tüm full adı nedir? Aha. Göbek adı dahil. Ne zaman doğmuştur, ne zaman ölmüştür? Kitap kaç sayfadır? Yani öncül sayfada Roman rakamlarıyla, arkadan aha, Arap rakamlarıyla full kaç sayfadır kitap? Yalnız bir sıkıntısı var Hollis'in. Kitap birden fazla cildi varsa sayfa sayılarını vermiyor. O tabii hocam, yani biz kütüphanecilerin standart işlemleridir bu aslında. Biz kitapları kataloglayıp sınıflarken bu detayları hep veririz. Arka planda da veririz. İşte kitap kaç sayfadır, yazarı kimdir, çevirmenleri kimdir, içerik, konular, bunların hepsini uluslararası bir standartlar kapsamında yapıyoruz aslında biz kütüphanecilerin. Ama zaten... mesela Columbia ve Yale ki bunlar... İki tane hakikaten çok kalite üniversite. Bunlar Harvard kadar komple değil. Evet, o belki onların hani sınıflama politikalarıyla alakalı, belki çok incelemedikleri içindir diye yorumdayayım. Çok da bilmiyorum, bakmadığım evet, için. Bilmiyorum. Bir de hizmet açısından, hı-hı, mesela ben İngiltere'de Cambridge'i ve Oxford'u bütün Amerikan kütüphanelerine tercih ederim. Evet. Ya ben bir örnek vereyim. Amerika'da bir kitaptan bir fotoğraf istediğiniz zaman bir sürü bürokrasisi vardır. Hı hı. Ben Cambridge'e gittiğimde orada 1803 yılında basılmış, hem de Rusya'da basılmış bir kitaptan birkaç fotoğraf istedim. Falan gittim kontuara, dedim işte şunu 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 istiyorum. Tamam dedi. İşte nereye gideceğim? Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Otur oturduğun yerde dedi. Biraz sonra bir arabayla bir adam geldi. Arabanın üstünde formlar var, bilmem neler var. Arabanın altında da raflar. Adamcağız dedi ki efendim siz ne istiyorsunuz dedi. Şu formu doldurur musunuz? Doldurdum formu. Falan tamam dedi. Bu kitap dedi var bizde dedi. Dedim parasını nerede ödeyeceğim? Efendim dedi biz size göndeririz, o zaman ödersiniz. Türkiye'ye gönderecek. O zaman ödersiniz. Amerika'da ödemeden nefes aldırtmazlar adama. Öyle. Ha, bu Cambridge'deki bu rahatlık, daha sonra ben Oxford'da bir sene kaldım. Hı-hı. Yani hayran oldum ya sisteme. Müthiş. Ama orada da böyle bir rahatlık vardı. Yalnız size komik bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Oxford'a gittik. Ve tabii benim eşim Oya da istifade edeyim diye düşünüyor. Şimdi Oya Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birinde okumuş. William & Mary'de okumuş falan. Gittik işte, dedim ben böyle adeti. Hoş geldiniz efendim falan, tamam. Dedim eşim de kullanmak istiyor. Döndü Oya'ya. Efendim dedi, diploma dereceniz nedir? Oya dedi nasıl? Yani dedi lisans, master. Benim lisansım var, olmaz dedi. Master sahibi olmanız lazım. Bunu kullanabilmek için dedi bu kütüphane. Oya bir kızdı. Yani haklı Oya Hanım bence. Fakat bak, daha gerisi var. Şimdi Oya kullanamıyor. İyi güzel. Şimdi ben kullanacağım. Oradaki kadıncağız dedi ki şurada küçük bir kapı açık, oraya gidin ve dedi söyleyin kütüphaneyi kullanacağınızı. Peki, gittim. Bir masanın arkasında bir hanım oturuyor ve duvarda da bazı cübbeler asılı. Kadıncağız dedi ki efendim bir cübbe giyin dedi. Peki dedi, giydim cübbeyi.
Ondan sonra bana bir yemin verdi. Bunu okuyun. Ben işte okudum kitabı, çalmayacağıma, yırtmayacağıma, yakmayacağıma bilmem ne falan. Yemin ettim. Teşekkür ederim. Şimdi de cübbeyi tekrar asın oraya dedim. Aslında ondan sonra verdik kütüphane kartı. Gerçekten. Vallahi mi? Çok enteresan. Biz de bunları yapalım hocam öğrencilerimize. Bazen ya, kitaplara zarar veriyor. Seremoniyi düşünebiliyor musun? Çok güzel. Yani o bile başka bir hava veriyor. Yani cübbeyi giymeden yemin ettik mi? Git şu cübbeyi giydi. Aynen. Eğitime, kitaba, kütüphaneye verilen önemi görüyoruz. Evet, inanılmaz kardeşim. İnanılmaz. Hocam başka... Ya Oxford'un sandalyaları vardır Sema. Evet. Bu sandalyalar model olarak satılıyor. Satın alabiliyorsun evinde kendine Oxford sandalye. Yani daha doğrusu Bodleian Kütüphanesi'nin sandalyesini yapıyorsun. Hı hı. Benim buradaki sandalyeler Bodleian'ın modelidir. Benimkiler daha büyük. Çünkü benim kıçım daha büyük. Onun için de bütün öğrenciler şikayet ediyorlar. Kendi kıçına göre yaptırmışım burayı diyorlar. Ya kütüphaneler her anlamda model olma konusunda öncü bazı kütüphaneler. Ya, önemli bir konu tabii. Ya, o kadar hoştu ki o Cambridge ve Oxford'daki hava. Ne güzel hocam. Çok sağ olun. Bize de bir miktar yaşattınız. Ben başkaca soru görmüyorum hocam. Benim de hani konu başlığı olarak konuştuk diye düşünüyorum her şeyi. Sizin başkaca söylemek istediğiniz bir şey, bizlere tavsiyeniz verdiğiniz. Teşekkür ederim. Bir kere böyle şeyleri yaptığınız için bir de beni davet ettiğiniz, yani adam yerine koyup çağırdığın için. Estağfurullah hocam. Bizim davetimize icabet ettiğiniz için biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir saat geçirdik sizlerle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde görürüz inşallah sizi yine kütüphanede. İnşallah bir gün. Ya çok sorma Zeynep, sorma ya. Ya özledim kütüphaneyi. Vallahi biz de sizi özledik hocam. İnşallah hepimiz birbirimizi özledik. Böyle garip bir süreçten geçiyoruz. Ya. Umarım en kısa sürede hepimiz kurtuluruz mu diyeyim bilmiyorum ya da bundan sonra böyle mi olacağız, süreç bize ne gösterecek göreceğiz hocam. ANKOS başkanımızın oturumun başlığında konuşmuştunuz, Gülsün Hanım'ın bir teşekkürü var size hocam diyor, biz size çok teşekkür ederiz. Sağ olsun Gülsün. Ayrıca da bu organizasyonu düzenleyen ANKOS İşbirliği Grubu'ndan Filiz arkadaşımız da size ANKOS İşbirliği Grubu adına davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorlar. Ben de kendi adıma beni Filiz Hanım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve Ahmet Afet Mehmedova Azerbaycan'daki meslektaşımız da. Aslında tüm katılımcılarımız çok teşekkür ediyorlar hocam. Ben de kendi adıma beni kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seni nasıl kırarım ya? Yani mümkün mü öyle bir şey? Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok selam Sema. Arkadaşlarla tamam konuşursan yani Gönlura çok selam. Tabii hocam, görüşmek üzere. Biliyorsunuz biz çalışıyoruz, devam ediyoruz. Online'da da olsa her zaman kütüphanedeyiz. Bekleriz hocam. Sağ ol hayatım. Sağ ol. Hoşça kalın. Ben kapatıyorum, oturumu sonlandırıyorum. İyi bakın kendinize. Tamam. Oldu. Sağ ol hayatım. Hoşça kalın. Tamam.